nasıl otoklav kullanılır, öldürmeyi nasıl atarız, sterilizasyonu nasıl yaparız onu anlatacağım. Şu an yapacak olduğumuz iş öldürme. Yani çöplerimizin içindeki bakterileri, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Bu da 121 derecede 20 dakika tutarak otoklavda sağlayabiliyoruz. Daha önce burada otoklav yapılmış. İçinde bir tane besiyeri ve Eppendorf şişeleri olan bir sepetimiz var. Bu 121 derecede 15 dakika bekleterek elde edebiliyoruz bu sterilizasyonu. Bunu böyle bıraktım. Şimdi içine gördüğünüz üzere en altta bir levha var. O levhanın altında da su var. Bu su tam levhanın merkezindeki bir tane demir şerit var. O seviyeye gelmesi gerekiyor. Su o seviyede değilse su ekleme yapıyoruz. Şu an değil. Evet, suyumuzu ekledik. O seviyeye geldi. Buharla yapılan bir sterilizasyon olacağı için ya da öldürme olacağı için su gerekiyor. Çöp kovamızı otoklavın kendi özel kovası olan çöp kovasının içerisinde koyduğumuz poşetlerin içine çöplerimizi atıyoruz. Bu şekilde otoklavlama işlemimiz başlamak üzere. Kapağını kapattık. Kilidini şu şekilde kapattık. Daha önceden otoklav yapıldığı için sıcak 45 derecede. Moduna göre ayarlama yapacağız şimdi. Önce kapatıp tekrar açalım. Şurada gördüğünüz sayılar gelecek. İkinci mod, üçüncü mod, dördüncü mod. Bizim açacağımız mod 3. mod 121 derece 20 dakika öldürme. Evet, şu an başladı. Heating yazısı yanıp söndüğünü gördüğümüzde artık ısıtmaya başlamıştır. 121 dereceye çıkartacak. Orada 20 dakika tutacak. Tekrar soğutacak. Otoklavlama işlemi bu şekilde başlamış oldu. Suyumuz distile su. Distile cihazımızdan, kendi distile cihazımızdan elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, otoklavamız bitti. Gördüğünüz gibi öldürmemiz eridiği için içindekiler poşet aşağı doğru kendini çekiyor. Kovamızı çıkartıyoruz. Çıkarttık. Şimdi bunu ileride poşetin içine, tepkiyatı poşetin içine koyacağız ve ağzını bağlayıp atacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poşetimizin ağzını bağladık. Doğru çöpe.